Adem babamız peygamber olduğu zaman tabii her zaman diyor Şeyhimiz Hazretleri inananlar ve inanmayanlar olmuştur. Oğulları da biz cennetteydik bir vakit. Cennette yaşıyorduk dediği vakitte diyor inananlar da oldu, inanmayanlar da oldu diyor evlatlarında. Biz sizi dünyada gördük. Nerede cennetteydiniz canım? Buradaydınız işte. Burada yaşıyorsunuz gidiyorsunuz. Diyenler de oldu diyor yani. İşte ilk günden bu yana Allah Subhanahu ve Teala has kullarını, özel kullarını gönderir. Onların istidadınca onlara başkalarının görmediğini gösterir. Onlar da bizlere bunları bildirir ki neden biz bu alem için gelmedik? Öteki bir alem var. Rabbimiz de bizi öteki aleme kalbimizi dönmüş bir şekilde olmamızı istiyor dönün kalbinizi ona, verin kalbinizi ona, o size bir kement atar, sizi kendine çeker. Ama işte birileri aklının çok ileri olduğunu iddia etti, yok öyle bir şey dedi. Birileri sizden ey Adem babamız, sizin halinizden, tavrınızdan, sözünüzden hiç yanlış mı sudur etmiş ki? Bu sözünüze biz yanlış diyelim dediler. Âmenna ve saddakna. İşittik, itaat ettik, iman ettik, tasdik ettik. İnandılar yani. Şimdi en yüksek basamaktan aşağı gel 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 gel. Bu basamaklar yavaş yavaş çıkarken hep böyledir işte. En başta Evliya-i Kiram der ki nehrin kenarında melekler gördüm. Şöyle zikir yapıyordu hali güzel, tavrı güzel, sözü güzel bir insan nefsine uyan diyor ki yok öyle bir şey. Sallıyor, uyduruyor. Birinci basamakta da bunlar. Daha ileriye gidiyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz miracı dolaştım, cenneti gördüm, cehennem. Yok, miraç diye bir şey yok. İsra var, miraç yok. Böyle 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 yani inkar yolundan gidiyor insanlar farkında değil ama imanından oluyor. İman budur işte. Görmediğine inanabilmek. Doğru noktadan gelen haber ile görmediğine inanmaktır. Çünkü gördükten sonra inanmak insana bir meziyet sağlamıyor yani. Oo oh. Ama biz görmeden inandık ya o imanımızda sağlam olursak eğer Allah görmediklerimizi de gösterecektir. Burası da kesin. Buna imanımız da tamdır yani. Rabbimiz Subhanahu ve Teala o güzel kullarla bir, bir eylesin bizleri. Birlikte eylesin bizleri ki bu aciz halimizle, bu kusurlu halimizle bu yolu tepemeyiz. Onun için o güzel kullarla beraber olalım ki onlardan bize bir kuvvet gelsin. O kuvvetle aşarız. Aşılmaz gibi gözüken dağları da aşarız. Denizleri de aşarız inşallah. Yoksa hüsran var. Adem babamız dediği gibi sen mağfiret etmezsen, sen rahmet etmezsen biz hüsrana uğrayanlardan oluruz ya Rabb'i. Ne güzel bir dua.